Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Milan kariyerinin 11. bölümünü oynayacağız. Sizlerle. En başta şöyle kanalıma abone olup da videoya like atarsanız sevinirim. O zaman bakalım bir önceki bölümde neler yaptık. En sonki bölümde ne mağluptuk. Hiç mağlubiyet almamıştık, evet. Napoli maçı ikinci Napoli ile başlamıştık. Arkasından 3, 7, 10, 1, 11 maç mağlubiyetsiz. 11 maçlık bir mağlubiyet. Hatta 11 değil, 12, 13, 14 maçlık bir mağlubiyet. Namağlup serimiz var. Galibiyet serimiz var diyelim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk turumuzu Malmö ile oynadık. 6-0'lık rahat bir galibiyet aldık. O yüzden büyük ihtimalle bir sonraki tura geçmiş olacağız. Bu sezon eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'ni alırsak bizim için çok iyi olacak. İki sezonda kariyeri bitirmiş olacağız. Daha önce bitirdim bu kariyeri ve Soccer Manager 21 çıkana kadar başka bir kariyerle yapabiliriz. Evet. Kariyer önerinizi de bekliyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En sevdiğiniz takımları Soccer Manager'da oynamayı en sevdiğiniz takım olabilir. Tuttuğunuz takım olabilir. Bir veya iki sezonluk. Çok kötü bir takım olmasın ki. SM21 çıkana kadar kariyerimizi bitirelim. Evet. Son bölümde Joao Felix yanlış hatırlamıyorsam coşmuştu. Ronaldo'yu yakalamak üzereydi gol kralığında. Başka da diyeceğim çok da bir şey yok. O zaman geçelim, kadromuz hazır. Parma maçına. Kendi sahamızda bölümün ilk maçında San Siro'da galibiyet istiyoruz. Parma karşısında. Parma'da bir aralar dibimizdeydi, hatta bizi geçmişti. Bu arada dakika 1 gol 1. David Neres'ti yanlış hatırlamıyorsam. Neres. Cristiano Ronaldo dakika 19'da 2 gol birden aynı dakikada 3-0 oldu. Ronaldo Juventus'ta attığı kadar da bizde daha az maçta atmış oldu büyük ihtimalle tahminimce. Çünkü inanılmaz bir gol sayısı var şu an. Bize gelirken 20 golü yoktu. Şu an 47 golle çıkıyoruz. Toplam gerçi 20'lerde vardı mıydı hatırlamıyorum geldiğinde ama. Geçelim ikinci yarıya. İkinci yarıda da bir 3 gol alırsak çok güzel olur. Ama 3-0'da fena bir skor değil. Karşı temada da 3 sarı kart. Grassi, Darmian ve Laurini isimli oyuncuların sarı kartı var. Ve 3-0 bitti diyecektim ama Cornelius dakika 90+3'te durumu 3-1'e getirdi. Ne gerek vardı o golü yemeye şimdi? Diyelim. Maçın adamı da tabii ki Cristiano Ronaldo. Bu arada değeri 11.87'ye 11.87 milyona düşmüş. Evet, bu arada liderlik tablosunda da gerçekten kıran kırana bir mücadele. İlk 4 adını. Yani Roma'da çok da kötü değil aslında. Ama bir maçlık değil aslında. Bir maç kaybettiğimizde o kazandığımızda avarajda bizi geçiyor. Önümüzdekilerin puan kaybetmesine bakacağız. Önümüzdekilerle de maçımız var. Evet, şimdiki maçımız da Roma'yla. Kaybedersek bizi geçer dedik. O zaman kaybetmeyelim. Önemli bir maç. Bizleri bekliyor. Evet, maç gününe geldik. Deplasmandayız. Roma deplasmanı. Kadro fit. Paketa 87 oldu. Zaman geçelim maçımıza. Roma deplasmanında Stadio Olimpico stadındayız. Bölümümüzü 3-1'li Parma galibiyetiyle açtık. Bakalım bu maçından galibiyet almak istiyoruz. Carvalho dakika 8 sarı kartını gördü Roma'da. Cristiano Ronaldo atmaya devam ediyor. Dakika 23. Bakalım Ronaldo durdurabilecek mi? İlk yarıda 1-0'lık üstünlük. Neres 5 oynuyor. Neres şöyle bir değiştirelim. Elif Elmas da fena performans sergilemiyor açıkçası. Oynadığı süreye baktığımızda 3 golü kestik. Katkı olarak iyi de ortalaması da çok da kötü değil aslında ama hiç yoktan iyi gideri vardır. Diyelim ikinci yarıdan gol ve goller bekliyoruz Cristiano Ronaldo'dan.
takımın geri kalanlarından daha iyi şekilde. Arkada sesler geliyorsa hocam açık, kusura bakmayın. Çok sıcak şu an. Özellikle de son bu hafta özellikle çok sıcaktı tüm yurtta. Buradan da su içmenizi öneririm. Bu da küçük bir tavsiye. 1-0 kazanıyoruz Roma deplasmanında. Ve Roma ile puan farkını 6'ya çıkardık. Bittik, aşağıda rahatladık. Bakalım üstümüzde maçlar vardı. Juventus berabere kaldı. Inter zaten arkamızdaydı. O yüzden problem yok. Lazio ile kazanmış. Evet. Lider'le hala 4 puanlık bir fark var ama. Hatta 5 miydi? 4'e düşmüş. Güzel. Ama 4 de 4. Evet. Ama Napoli ve Juventus puan kaybettiği anda onları geçebilme imkanımız var diyelim. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir maç yapacağız. Kendi stadımızdayız. Gençlere Şampiyonlar Ligi tecrübesi tattırmak isterim. O yüzden gençlerle çıkacağım bu maça. Kaybetsek de hiçbir problem yok. Tek sıkıntı serimiz galibiyet serisi bozulur. Bozulmasını çok istemem ama. Şöyle Ferran Torres buraya gelsin. Elif Elmas buraya. Orta sahaya. McNine. Hatta Maldini'ye şans verelim. Burada Ferran Torres çıksın. Forete, Stork. Stoper. Çağlar oynasın. Bizim Russo'muz nerede? Russo 63. Güzel. Hernandez de 90'a yükselmiş. 8 asist. Pereira'nın kaç asist var? 10. Çok güzel. Beklerden 18 asist. Kalecimize de şans verelim. Hadi bakalım. Kalecimizin de ilk maçı olacak ya baktığımızda. Evet, hazırlık maçında bir maç oynamış. Onun dışında başka bir maçı yok. Valeo. Kalsın Valeo. Morali düşmüş, o zaman oynamasın. Burada Zlatan'a şans vereceğim. Ronaldo da dinlenmiş olsun. Gençlerle rahat bir maça çıkacağız. Hatay arabasında. Hadi bakalım geçelim maça. Geçelim. Maça geçtik. Kendi sahamızda rahat bir maç diyeceğim dediğim gibi. Ama yine de ben bu takımda da kazanabileceğimizi düşünüyorum. Derken 1-0 geri düştük. Antan son. Dakika 8. 2'de sarı kartla başladık. McNine ve Çağlar Söyüncü. Zlatan İbrahimovic 37'de eşitliği getiriyor skora. Skora eşitliği getiriyor. Kimseyi değiştirmeyeceğim. İyi oynayan iyi oynasın. Kötü oynayan yapacak bir şey yok. Dedik ve Zlatan İbrahimovic gençlere şans tanımaya devam ediyor. Gençlere abilik yapmaya devam ediyor. Bu arada 58'de 2 gol birden yedik. 3-2 geriye düştük. Malmö'ye bak. Güzel ama sıkıntı yok. Gençlerimiz yine de 3-2. Zlatan atsa da gol yeri. 3-3. Elif Elmas bizim yenilmemezlik serimizi devam ettiriyor. Bu yönden güzel ama galibiyet serisi bitmiş oldu. Olsun. Russo'dan da bir asist. Maldini 7 oynamış. Onun dışında herkes 8 ve üstünde oynamış. Gayet güzel performans. Malmö karşısında da rahat bir şekilde tur atmış olduk. Temsilcilerimizden Galatasaray. Bakalım geçebilmiş mi? Onu kurallar çekildiğinde göreceğiz. Bu da SM21'in bir hatası. Bakalım kimle eşleşmişiz? Chelsea ile demek ki Galatasaray. Galatasaray değil mi? Aynen. Galatasaray değil. Beşiktaş. Chelsea geçemiş ama Galatasaray'da görmediğimize göre Inter'e kaybetmiş. Çıksalardı Napoli ile eşleşeceklerdi. Belki geçebilirlerdi. 4 tane İtalyan takımı. Çok güzel İtalyanlar. 4'te 4'le gidiyor. 4'ten 4 tane takım vardı. İngilizlerin egomanyasını kırmışız. Bunu şampiyonlukta da kırmak isteriz. En son İtalyanlar ne zaman şampiyon olmuş bir bakalım. En son 2007'de biz olmuşuz. Bizim takım. Yaklaşık 13-14. yıl. 14 yıllık egomanya. Buradan da güzel bir başlık oldu. Evet. Bu arada rakibimiz kim diyor? Ben rakibimize bakmadım. Liverpool mu gelmişti? Yok. Siz gördünüz ama ben görmedim. Ha, Chelsea gelmiş. Unuttum ben. O da komik oldu ama.
Hocam yine zorlu bir fikstür. Torino, Chelsea, Lazio, Atalanta, Chelsea, Juventus. Bu bölümde hepsini yapar mıyız? 9 maç var. Biz şu ana kadar kaç maç yaptık? Şu ana kadar 3 maç, 9 kere 3, 12. Daha Şampiyonlar Ligi maçı gelecek. 2 tane bölüm gelecek. İkisi de ortalama 25 dakika civarında olacak. İkiye böleceğim ki çok uzun bir video yerine 2 tane orta. Ayarlı bir bütçe olsun. En iyi 16 oyuncularımıza bakalım. Altyapımızdan çıkan Russo yere binmiş mi? Geçen sezon vardı ama uzaklardaydı. Şöyle bakalım 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 bizden kimsenin olmaması da ilginç. Russo gerçi 20 yaşına mı geldi yoksa? Olamaz. 19 yaşında ama en iyi oyuncularda yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Kimle oynuyoruz şöyle bir bakalım. Kolay maçtı Bologna ile, evet. Ama yine de takımımız rehavete kapılmasın, o yüzden biz az kadromuzla çıkmaya devam edeceğiz. Şöyle Pereira'mızı alalım. Neres gelsin. Romagnoli buraya. Joao Felix gol kralından oynamasa Zlatan'ın oynarım ama Joao Felix şu an gol kralından oynuyor, o yüzden. Bu arada pakete düşmüş 85'ten. 85'i ilginç. Geçelim Bologna maçı. Evet, Bologna'ya kendi stadımızda Bologna'yı alıyoruz. Galibiyet bekliyorum diyecek başka bir şey yok. Ronaldo dakika 1 şey dakika 16 1-0 öne geçiriyor bizi. Bologna karşısında Bologna'da da Sansone dakika 7, Vicari 28. dakikada sarı kart gören oyuncular. İlk yarıda Ronaldo'nun bir golüyle 1-0 bitiriyoruz ilk yarıyı. Direkt ikinci yarıya geçelim. João Félix altı oynuyor ama ben ikinci yarıda gol atacağını düşünüyorum. Hızlandırdım. 1-0 hangi takım olursa olsun her zaman tehlikeli ve riskli bir skordur. Bir sıfır. Eskili bir skorla kazanmaya başladık. Uzun zamandır bir gollü bir maçımız yoktu. Hatta Ronaldo geldiğinden beri 3 golün altında attığımız bir maç var mı? Hemen hızlıca bir bakalım. Bu arada bakalım kaybeden takım var mı üstümüzdekilerden. Napoli kazanmış. Juventus Lazio'ya kaybederek bizim altımızda kalmak zorunda kaldı. Ronaldo'nun devre arasında geldiğimize baktığımızda 3-3-3-3. Bir Inter'e 2 atmışız. Onun dışında Roma'ya da 1, Bologna'ya da, evet. İki maç yapmıştık şu ana kadar. İki maç. Ronaldo geldiğinden beri toplam iki maçta iki gol ve altında atmışız. Bu da üçüncü maçımız oldu. Juventus'u geçtik. Sıra Napoli'de Lazio için. Lazio'nun bu puan kaybetmesi lazım ve Lazio'yla maçımız var. Juventus'la da maçımız var. Evet, zorlu maçlar sona kalmış. Bu arada ligde de 5 hafta kaldı. Ligde 5 maç. Şampiyonlar Ligi'nde de 2-2. 1-5. Toplam 10 maçlık bir şeyimiz var ama bir de arada kupayı da İtalya var. 11 maç var daha. Dediğim gibi bu bölüm 20-25 dakika civarında bir şey olacak. Evet. Torino'da zorlu ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden iddialı takımlardan bir tanesi. Bu maçtan sonra Chelsea maç var, değil mi? Ne yapsak? Kimi dinlendirsek? Kimseye dinlendirmeyelim takımımızı. Oynatalım mı arka arkaya? Geçelim Torino maçına. Torino'da deplasmandayız. Mutlak galibiyet bekliyoruz. Bundan sonra puan kaybetmememiz lazım. Arkamızda da rakiplerimiz var. Önceki rakiplerden de kopmamamız gerekiyor. Artık son 5 maça geldik. Son virajı döndük. Son düzlükteyiz. Şu an Felix dakika 21 1-0 öne geçirdi ama Falcao golcü oyuncu Torino'nun geçen sezonki gol kralıydı yanlış hatırlamıyorsam ama. Ve Vilimiosa 2-1. Son dakikada gelen gol. Ronaldo 5 oynuyor. Orta sahalar 5 oynuyor. Takım bu maç iyi değil. Ronaldo'yu kenara çıkarmayacağım ya. Hatta şöyle yapacağım. Ronaldo kanata gelsin, Hakan'ı çıkaracağım. Hatta Hakan değil de Hakan şöyle oyun kurucu yaptık. Değişik bir şey yaptık. Ronaldo'yu kanata aldık. Bakalım olacak mı şey. İstediğimiz taktik. Zengin hücum hattımız var ama Torino bize karşı iyi dayanıyor galiba.
arada bir sarı kartı sakatlık var. Pereira. Hemen Rodriguez'i alalım. Rodriguez'de 2 oral düşmüş 77'ye. Yaşından dolayı. Diyelim. Ronaldo dakika 83 2-2. Joao Felix 86. Joao Felix 89. Bir anda vitesi arttırdı. Milan yani bizim takımımız son 15 dakikada yaklaşık 3 gol bulduk. 15 dakika değil. 7 dakikada. Sonradan gelen Zlatan ve Rodriguez'e asistlerini yapmış oldu böyle. Bu da güzel. Yedeklerden aldığımız oyunculardan iyi katkı sağladık bu sezon. Geçen sezon da fena değildi. Bu arada Juventus yine berabere kalmış ama Lazio 4-0 kazanmış. Aşağıda da Napoli berabere kalmış. İkinciliğe yükseliyoruz. Adım adım geldik. 9. sıradan 10. sıralardan adım adım geldik liderliğe. 4 puan fark var aramızda. Arkamızda da 2 rakip var şu anlık. Geri kalanında çok da bir şey kalmamış açıkçası. O yüzden bir rahatız. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kesin gideceğiz. Bir dahaki sezon eğer oynar isek. Diyelim ve Şampiyonlar Ligi Chelsea maçına geçeceğiz. İlk maç kendi stadımızda. Maç gününe geldik. Torino'da Liverpool'la eşleşmiş orada. Takım fit. Joao Felix atmaya devam ediyor. 32. Ronaldo 50'yi buldu mu? Bulmuş 52. Ronaldo da geçen maç 6 oynamış. Ne oynamış? Yanlış görmediysem. Geçelim Chelsea'ye. Kendi seyircimizin önünde San Siro'da Chelsea'ye karşı güzel bir maç olmasını dileyelim. Karşı takımda da Aubameyang'ı gördüm. Sol kanatta. Jorginho dakika 7 1-0. Papu Gomez mi? Papu Gomez olması lazım. Dakika 11 2-0 oldu. Bir anda 2 gol birden üstüne bir de Pogba'mız sakatlandı. O zaman geçen maçki taktiği, geçen maçtaki taktiği yapalım ama Hakan Çalhanoğlu'nun yan tarafı almayı unuttum. Çift yönlü olarak olsun. Çift yönlü oynasın. 2-0. Çok çok sıkıntı ya. Böyle bitmemeli maç. Ronaldo da kötü oynuyor. Hakan yiyecekmiş. Hakan'ı biz bir çıkaralım hocam. Hernandez sen de gel. Rodriguez. Fena mı değil mi? Bir şans deneyelim ona. Kaptan tecrübeli. 2-0 buradan dönmemiz lazım. Ne kadar dönersek dönelim kendi sahamızda 2 gol birden yedik. Chelsea 3-2 kaybetse de çok büyük avantaj ama 2-2 oldu diyecektim. 3-2 oldu. Ronaldo ve Romagnoli karşılık verdi ama Alberto 1 dakika sonra gecikmediği verdi. Kessié 3-3 yaptı dakika 84. Bir gol daha gelir mi? Gelmedi ama bir tık da olsa döndük. Bir tık da olsa döndük ama kendi sahamızda 3 gol yemek çok çok kötü bir şey. Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum. 3-3. Sanmıyorum ki 4 gollü bir beraberlik. 4 gol ve üstünde beraberlik. O yüzden mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. İşi zora soktuk açıkçası. Evet. Chelsea maçından önce de Juventus maçım var. Ben mi yanlışıyorum? Yoksa Chelsea Juventus'tan sonra mı? UEFA'da bakalım var mı? Atalanta ve Juventus. İki takım da burada. Yani İtalyan takımların hiçbiri elenmemiş. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 6 gidiyor UEFA'ya. Daki mücadelelere. 3 tane de İngiliz. İngilizler buraya almaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise İtalyanlar. Evet. Zorlu 4 maç görüyorum şu an fikstürümüzde. Şöyle Coppa de İtalya yok muydu ya? Elendik mi yoksa biz? Yok, elemedik. Evet, Coppa d'Italia. Bir sonraki sezon, bir sonraki bölüme kalacak. Chelsea maçı da bir sonraki bölüme kalacak. Büyük bir ihtimalle Atalanta maçıyla bitirebiliriz. Bir önceki bölümde olduğu gibi ikinci maçtan önce bitirmiştik. Bu bölümü de ikinci maçlaşmıştık Şampiyonlar Ligi. Bir an konuşamadık. Takım hazır zaten. Lazio maçına geçelim. Zorluğu kazanmamız gerekiyor. Liderliği almamız için maça geçelim o zaman. Evet, Lazio karşısında kendi stadımızdayız yine. Az önce 2-3'lük beraberliği unutmak üzere güzel bir galibiyet istiyorum. 3 sarı kart 12 dakikada arka arkaya. Umarım bir kırmızı kart görmeden ilk yarı bitiririz. Hakan Çalhanoğlu dakika 1 dakikada 2 gol 23'te. Cristiano Ronaldo 32'de 3-0 oldu bir anda. Chelsea'nin bize yaptığı
Hizmet gibi oldu. Lazio'ya biraz acımak lazım ama sarı kartları hiç çıkarmayacağım. Kırmızı kart görürsek 3-0'dan maç dönmez açıkçası. İkinci arada da gol bulursak çok güzel Cristiano Ronaldo. Teşekkür ederim beni duyduğun için. Bir tane daha belki. Bu arada şu isimlere baktığınızda aşağı doğru bir merdiven gibi olmuşlar. Anladınız mı bilmiyorum derken Ronaldo yine beni duymuş demek ki ama biraz geç gitti demek ki sesim. 92-5-0. Çok güzel bir galibiyet. Lideri 5-0 yeniyoruz. Lideri 5-0, yanlış anlaşılmasın. Sonuç takım değil bu. Boru değil. Lazio. O zaman şöyle bir baktığımda kaç maçımız kaldı? Ligde 3 maç, Şampiyonlar Ligi'nde de yaklaşık olarak. Ligde 3 maç, bir kupa maçı 4. Bu turu geçersek bu Chelsea oynayacağız. 5, 2 yarı final, 6, 7, 8 bir maçlık bir final bizi bekliyor olacak. Bu bölümde kaç maç yapmış olduk ona da bir hemen çıktım ama. Çok uzamadan hemen hemen hızlı hızlı geçelim. Malmö ikinci maçlaştık. Nerede Malmö? He, burada. Yok, Malmö ikinci maçta maçtık biz. Parma ilaçtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu maç oynarsak 8'e 7. Bir maçta oynayalım ya. Heh, bir maçta oynayalım. Oynayalım, bir maçta oynayalım. Atalanta ile oynayalım. Puan farkını 1'e düşürdük artık. Lazio'nun kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu arada Ronaldo 35 gol. Joao Felix'in yakalaması artık çok imkansız gibi. Asker alında Hakan Çalhanoğlu oldu en iyi maçlarda. Biz takımımız çok iyi olduğu için Ronaldo bile burada en iyi oyuncuyu almakta bile zorlanıyor. Bu da kalite farkı Juventus'la aramızdaki diyelim. Atalanta maçına geçelim. Güzel bir maç olmasın dileğiyle. Bu arada karşıda Iñaki Williams var. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Evet. Atletico Azzurri di Italia stadındaymışız. Artık son 3 maç. Kaybetmememiz lazım. Lazio'yu da yendik. Lazio'yu yenip de Atalanta'ya kaybetmek çok üzücü olur bizim için. İlk yarıda bir gol sesi çıkmadı sanırsam. Pogba kırmızı gördü, ilk yarı bitirseydim bari hocam. Hiç kimseyi değiştirmeyeceğim. Paqueta tek başına oynasın. Orta sahanın hakimiyeti olsun. Oyun kurucu, çift yönlü, top kazanan derken Cristiano Ronaldo dakika 53'te durumu 1-0'a getirdi. Atalanta deplasmanında. Bir gol daha bulursak. Oh, yapabileceğim. Yine de oh, yapabildim. 1-0 kazanıyoruz Atalanta deplasmanında. Güzel bir galibiyet oldu. Önemli bir galibiyet oldu. Şimdi Lazio'nun puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Puan ve puanlar. İlerledik ama Lazio maçını da oynamamıştı az önce gördü. Görmedi. Sanırım görmemiştim ama. Evet, Lazio da maçı oynamamış. Juventus kazandı ama Juventus neyine kazanıyorsun? Diyeceğim ama. Napoli arkamızda. Oo. Juventus'a da yani kaybettiğimizde 4'e bile düşebiliriz şu an. Şöyle Lazio maçını oynasın. Arkasından bölümü sonlandıralım ve Lazio 2-2 kaldı. İşte bu. İşte bu. Bizi yenen Sampdoria. Bu arada Sampdoria'yı çok merak ediyorum. Şu Rodrigo gol atıyor mu? Yine mi kiralık? Evet, yine kiralık. Ya da iki. Evet, 2 sezon arka kiralanmış bir tahminimce. Geçen sezonda vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Sağ üstte kartlardan Milan oynatma listesini koyacağım oradan. Milan'daki diğer yaptığımız bölümlere bakabilirsiniz. Videonun sonunda da sol tarafta veya sağ tarafta çıkan Bayern Münih Rebuild videosu olacak. Bir tane de Milan son bölümümüzü koyacağım. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz diyelim. Bir sonraki bölümde kupalar bizi de beklesin. Bütün kupaları alacağız.
Bütün kupaları almaya gidiyoruz. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Ligde de birinciliği aldık. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden yine eğer cuma günü bu video yetişmişse, bu video cuma günü olmuş olduysa cuma günü kanalda inanılmaz bir Rebuild gelecek. Evet. Soccer Manager 20'de görmediğiniz bir kariyer. Diyelim ve videoyu bitirelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kariyeri bitirdim ama en önemli bir şeye bakmadık, istatistiklere. Evet, kaydı durdurduktan sonra aklıma geldi, hemen istatistiklere geçelim Allah'tan. Silmedim, bazen hemen silmiyorum. Cristiano Ronaldo 70 gol ama bizde kaç golü var, önemli olan orası. Şöyle bizde 28 artı 5 de 33 artı 6 da 39 golü var bizde ama kaç maçta 39 gol, inanılmaz. 18 burada, 12 de orada, 18, 12 de 32. 32 maç, 39 gol. İnanılmaz. Bir tane daha asisti var. İtalya Juventus'ta da ona yakın performans sergilemiş. Bizde 39 attığını görüyoruz. Juventus'ta da 31 gol atmış. Diyelim. Ve takımımızın en şeyi oyuncusu, istatistik en verimli oyuncusu João Félix olmuş. 39 gol, 2 asiste 41 gol. O da 8 ortalama yakın. 7.9'dan 8 diyebiliriz. Ronaldo da 9 ortalama, inanılmaz. Çok 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 iyi Soccer Manager'da 9 ortalama görmek. David Neres 21 gol 10 asist. Bu sezonda da bizi ayaklıktan uğratmadı. Yine gol ve asistlerine devam etti. Ama Hakan Çalhanoğlu inanılmaz bir sezon geçirdi. Geçen sezonkine göre yanlış hatırlamıyorsam 12 gol 24 gol attı bu sezon. İnanılmaz bir performans. Zaten bu sezon çok arkalarda kaldı çünkü João Félix ve Ronaldo. Özellikle de João Félix. Geç İbrahimovic 22 maç oynamış yine ama 7 gol az. Paqueta 7 gol 6 asist. O verimsiz bir orta saha olarak anılacak bizim için ama gayet iyi bir istatistiği vardı. Verim olarak değildi ama ortalama performansta. Romelu stoperden 6 gol 1 asist. Kessié 5 gol 2 asist. Chamberlain 5 gol. Paul Pogba 4 gol 13 asist. Güzel ama daha iyisi olabilir yani. 93 oranlı bir oyuncuya göre bir tık aşağıda kalmış. Erif Elmas 4 gol 3 asist. Gayet iyi. Ferran Torres 4 gol 2 asist. Bu iki genç oyuncu da o endüstriye göre gayet iyi oynamışlar. Erif Elmas bir tık düşük oynamış çünkü 6.33 ortalama çok kötü. Beklerimize gelelim. Rodrigo 2 asist. Pereira 12 asist. İnanılmaz. Çağlar 1 asiste. Sadece 1 asist katkı. Hernandez 8 kat asist. Bir de aşağıda genç oyuncu Russo bir asiste sezonu bitirmiş oldu. Şöyle en başa gelelim. En gollü oyuncumuz Ronaldo. En çok asiste. Hakan Çalhanoğlu en iyi maçın adamını da zaten. Cristiano Ronaldo ortalama performansa bakamıyoruz. Kırmızı kartta 3 kırmızı kart Pogba. Gerçekten gibi bir tık çirkef olmuş demek ki. Evet, şimdi kariyerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. O zaman direkt kapanış yapalım. Video hem yapmayın, like atmayı unutmayın. Bu kadar. Bu Milan kariyerinizi bitmiş bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.